Çorum'da 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda toplanan katılımcılar Bahabey Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende 44 yıl önceki olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı. Yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda çırağı yakma ritüeli gerçekleştirildi. Çırağı Ruşen, Fahri Dervişan, Zuhur-i İman, Himmeti Piran, Kürşad-ı Meydan, Kanuni Evliya, Gerçek Erenler Demine Devranlahü Mümine Yali. Ya Allah, Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Muhammed, Ya Şahım Erdan Ali. Anma etkinliğinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cem ekibi semah döndü. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Çorum olaylarında ölenlerin yalnızca faillerinin değil, azmettiricilerinin de yargılanması için adalet istediklerini söyledi. 31 yıldır Sivas'ta, Sivas sokaklarında katledilen canlarımız için adalet arıyoruz. 44 yıldır da bu sokaklarda, Çorum'da halen sesleri kulaklarımızda olan canlarımız için adalet istiyoruz. Kaybolan bedenlerinin hiç değilse bir mezarı olsun diye adalet istiyoruz. Biz Çorum'da demokrasi, barış olsun diye, Çorum halkı bir daha böyle bir katliam yaşamasın diye Çorum'un meydanına bir anıt istiyoruz. Ve yine sevgili canlar, sevgili yoldaşlar, Aleviler, Alevilerin dostları, insanlığa karşı işlenen hiçbir suçun ama hiçbir suçun zaman aşımı olmaması için adalet istiyoruz. Biz Türkiye'nin çoğulculuğu kaybolmasın diye adalet istiyoruz. Bu adaleti isteyenler ta Kerbela'dan beri gelen bizim önderlerimizdir. Onun için Çorum'da, Sivas'ta, Maraş'ta, Gazi'de ve Gezi'de bizlere karşı zulüm uyguladılar. Ama şunu unutmasınlar, ama şunu hiç unutmasınlar. Onlar hep unutulacaklardır. Çorum'daki canlarımız, Sivas'taki canlarımız, Maraş'taki canlarımız yine adalet için, yine insanlık için, yine birliktelik için kim toprağa düşmüşse onlar asla unutulmayacak, unutturmayacağız sevgili canlar. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Ahmet Özdel ise olaylara ilişkin gerçek faillerin bulunması gerektiğini söyledi. Eğer Maraş katliamının yargılanması yapılsa, gerçek katiller bulunsaydı Çorum katliamı olmazdı. Çorum katliamının hesabı görülseydi Sivas katliamı olmazdı. Özdel platform olarak Kadeş Barış Meydanı'na barış ve kardeşlik anıtı yapılması istediklerini sözlerine ekledi. Eğitimdeki yeni düzenleme egemen mezhebin, tarikatların, din anlayışının zorla Alevi Bektaşi inancına sahip kişilerin çocuklarına öğretildiği bu baskı ve ötekileştirmenin en güzel örneklerinden biridir. Bu nedenle bu kente barış ve kardeşlik anıtı dikilmesini talep ediyoruz. Bizler kardeşliğin, barışın mahalleden, sokaktan başladığına inanan insanlarız. Programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Avrupa Alevi Birlikleri Onursal Başkanı Turgut Öker'in yanı sıra yurt içi ve dışındaki dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı. Kıymetli misafirlerimiz, programımız Çorum katliamında yaşamıştı.